Merhabalar sayın seyirciler. Bugünkü yüksek bilinç yolculuğu programında yine akış yaşantısını göreceğiz. İkinci bölümünü. Konu çok önemli. Bu bakımdan değişik açılardan bakmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Atakan Pehlivan. Atakan Pehlivan Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Ve akış yaşantısında kendisinin yüksek lisans tezi, bu tezi de beraber yürütüyoruz. Kendisi ayrıca sosyal hizmet uzmanı, mesleği açıdan da bakarak akış yaşantısını incelemeye çalışacağız. Akışı seçmemizin temel sebeplerinden biri mutlulukla ilişkisinin olması. Her zaman tarif ettiğimiz gibi mutluluk anlamlı ve keyifli yaşama. İşte bu anlamı acaba nerede bulabiliriz? Bunu aradığımız zaman karşımıza hep akış yaşantısı çıkıyor. Bu açıdan şimdi fazla ben konuya girmeden sözü Atakan'a bırakıyorum. Atakan, akış nedir? Konuyu şöyle biraz açar mısın? Senden dinleyelim. Teşekkür ederim hocam. Akış öncelikle kişinin anlamlı bulduğu bir işi yaparken zamandan ve mekandan kopacak kadar kendisini işe kaptırmasıdır. Evet. Biz bunu akışın en son güncel tanımı olarak sunabiliriz. Ama ancak akış Csikszentmihalyi tarafından yaklaşık işte 1975'li yıllarda ortaya çıkartılmış bir kuram. Söylediğiniz gibi aslında insanlar mutluluğu ararken bu akışı buluyorlar. Yani konu sadece Mihaili ile ilgili değil. Daha öncesinde akışı farklı tanımlar getiren insanlar da oldu. İşte ideal ve faal insan denildi. Maslow doruk deneyimi dedi. Tekrardan kendini gerçekleştirme dedi. Macera deneyimi dediler. Psikolojik iyi oluş dediler. Ya da işte öz belirlenim kuramı gibi şeylerden bahsettiler. Ama en sonki güncel haliyle de Mihaili buna bir açıklık getirdi ve akış olarak tanımladı. Akışı bir de şöyle tanımlayabiliriz hocam. Bizler aslında hepimiz akış yaşayan insanlarız. Yani geçmiş deneyimlerimizde mutlaka akış yaşamışızdır. Ancak bunu farkında değilizdir. Şöyle özetleyebiliriz. Bir derse giriyoruz. Çok sevdiğimiz bir ders. Ertesi zaman aynı derse tekrar girdiğimizde yeteri kadar heyecan ve keyif verici gelmiyor. Derste bütün öğrenciler sıkılıyorken, öğretmenin hiç performansı düşmeden, hiç yorulmadan 2 saati aşkın, 3 saati aşkın saatlerce ders anlatmaya devam edebiliyor. Ya da bizler çok sevdiğimiz bir işi yaparken başka bir işi çok sıkılarak yapabiliyoruz. Peki biz bu şeyin ne olduğunu bilseydik, bu keyif halini, bu maksimum performans halini acaba hayatımızdaki diğer sıkıldığımız şeylere de aktarabilir miydik? İşte biz buna akış diyoruz hocam. Peki şimdi yüksek lisans tezin de akış yaşantısı, sosyal hizmet uzmanlarıyla da akışı inceleyeceksin. Bu tez konusunu seçerken seni böyle bir konu seçmene iten sebepler nelerdir Atakan? Öncelikle bildiğim bir alan sosyal hizmet ve sosyal çalışmacının bulunduğu ortamlarda mesleğini nasıl icra edişleri bu bildiğim bir alan. Olduğu için öncelikle bunu tercih ettim. İkinci olarak insanlar mutsuz. Eğer insanlar akış haliyle mutluluğu yakalayabilirseler en yüksek iş deneyimi ve en yüksek performans halini yakalayacaklar ve iş verimlilikleri artacak. Maalesef sosyal hizmet uzmanlarında böyle bir verimliliği henüz göremedim. Evet. Ve bunu yeniden düzenleyebilmek adına belki bununla alakalı bir şey oluşturabiliriz diye bu alana bunu yeniden tasarlamak istedim. Peki hangi özellikler acaba akışa girmemizi sağlıyor? Yani temel faktörler neler? Neler bir araya gelirse akış yaşantısında girdiğimizi anlıyoruz. Nasıl fark edebiliriz ki şu anda biz akış yaşantısındayız? Kesinlikle. Şimdi birkaç tane akış yaşayan, ya mutlaka herkesin bununla ilgili kendi bir tanımı vardır. Ama mesela bir dansçı akış halindeyken şunu şöyle tanımlıyor. Konsantrasyonunuz tamdır. Zihniniz gezinmez. Başka hiçbir şey düşünmezsiniz. Tamamen yaptığınız şeye odaklanırsınız. Enerjiniz pürüzsüzce akar. Rahatlamış, gevşemiş ve enerjik hissedersiniz. Eğer hayatınızda böyle tanımlayabildiğiniz bir şey varsa siz muhtemelen akış halindesinizdir. Ve zamandan, mekandan uzaklaşmış bir vaziyette kendinizi kaptırmış halde bulursunuz. Tabii bu
tanımın gerçekleşebilmesi için yani böyle rastgele şeyler değil, belli parametrelerin aynı anda gerçekleşiyor olması lazım. Bazen tesadüfen gerçekleşiyor, akışa giriyoruz. Bazen de farkında olmaksızın her zaman zevk aldığımız bir şeyden zevk almaz hale geliyoruz. Bununla ilgili temel özelliklerimiz şunlar. Netlik ihtiyacı, akıştaki en önemli şeylerden bir tanesi dikkate odaklayabilmek, konsantrasyonu sağlayabilmek, dikkatimizi dağıtıcı şeylerden ayırmak. Beynin netlik ihtiyacının karşılanması. İnsanlar genelde zaten erteledikleri işleri, yapmadıkları işleri genelde net olmayan, hedefleri tam olarak kesinleştirememiş şeyleri erteliyor ya da yapmıyor. İşte bu yüzden birey tam olarak ne yaptığını bilecek, kontrolü ele alacak, hedef koyacak, bu hedefi olabildiğince alt basamaklara bölecek. İşte bu zaman akışa girmek için bir basamak atlamış oluruz. Peki o zaman ruh halimiz nasıl oluyor akış aşamasında olduğumuz zaman? Hocam ruh halimiz akıştayken zihnimiz kesinlikle dağılmaz. Hmm. Hayatımızdaki olumsuz şeyleri bir kenara bırakırız. Yaptığımız işte bütünleşiriz. Bu yüksek performans dediğimiz zaman bir karmaşa, bir karışıklık, yüksek enerji gibi algılanıyor ama aksine zihin burada bir enerji tasarrufunda. Tüm o karmaşıklığın içerisinde bir sakinlikte, yani kimyasal olarak da aynı şekilde bunu kimyasal salgılarla da kendini bu hale getiriyor ama kişi hiç olmadığı kadar kendisini iyi hissediyor, verimliliği artıyor ve sonunda da yüksek motivasyonla başarı geliyor. Yüksek motivasyon ve başarı duygusal zekanın da en üst seviyesi. Kesinlikle. Peki bilinç seviyesini etkiler mi yani? Bu bizi yüksek bilince götürebilir mi bu akış yaşantıları? Kesinlikle. Veya yüksek bilinçle bir ilgisi var mı Atakan'cığım? Kesinlikle var hocam. Şimdi zaten akışa girmekteki özelliklerimizden birisi de zorluk deneyimi. Yani iş eğer bizim bilinç düzeyimizin bir tık üzerindeyse akışa girebiliriz. Eğer bizim bilinç düzeyimizin daha üzerindeyse bize bu iş zor gelecek ve pes edeceğiz. Bilinç düzeyimizdeyse zaten yapabildiğimiz bir iş, çok da üzerine gitmeyeceğiz, sıkılacağız. Bilinç düzeyimizin altındaysa herhangi bir yetenek ortaya koymadan biz bu işi zaten başardığımız için biraz sıkılıyor olacağız. Biraz zorluğu fazla olacak. Yapabileceğimizde biraz daha zorluk olacak ve yeteneğimizi aşmayacak diyorsun. Kesinlikle. İşte az önceki bahsettiğiniz yüksek bilinç mevzusu işte burada. Benim yeteneklerim neler? Tam farkındalık hali aslında. Bundan bahsediyoruz. Kişi burada farkında olacak ki yeteneğinin bir üst çıtasını bu şekilde belirleyecek. Evet, peki yani kısacası ağzımıza lokmayı alabileceğimiz kadar lokma alıyoruz. Yani çiğneyebileceğimiz kadar bir lokma. Yani orada bir denge önemli akışta. Denge hali. Peki herkes akış yaşantısına geçebilir mi? Yoksa bunun özel yetenekler mi gerekiyor veya özel çalışma mı gerekiyor? Herkes akış yaşantısına girebilir mi? Girebilir hocam. Herkes akış yaşayabilir ve yaşamıştır da. Ama ancak bunu şeyle karıştırmamak lazım. Yani bunu bir haz davranışıyla karıştırmamak gerekiyor. Yani yemek yediğinizde, güzel bir yemek yediğinizde mutlu hissedersiniz ve haz salgılarsınız. Ama akış bundan daha fazlası. Akış için yeteneklerinizi ortaya koymanız lazım. Kendi gücünüzü kullanmanız gerekiyor. İşte o kendi gücümüzü kullandıktan sonraki gelen keyif ve heyecanla biz akış diyoruz. Bir aşçı, bir dansçı, sporcu, yazar, özellikle de spor yani bir motor hareket gerektiren bir durumla ilgilenen insanlar akışa çok daha hızlı girebilir. Dediğimiz gibi yemek yapan bir kişi bile akış yaşantısı yaşayabilir. Peki bu kendinden geçme hali diyoruz. Coşku hali, kendinden geçme hali. Motivasyon çok yüksek. Enerjimizi artırıyor. Duygusal zekayı üst seviyeye çıkarıyor. Biz o anda bunların farkında mıyız? Yani bu kendinden geçme hali olduğu için yaptığımız işi ne yaptığımızın bilincinde miyiz yoksa bilincinde değil miyiz yani? Kendinden geçme hali derken hani. Aslında şöyle, bilinç kısmi olarak devre dışı oluyor. Bunun sebebi de öz bilinç kaybı. Yani öz bilinç dediğimiz ne? Sosyal kıyaslamalar. Yani kişinin dışarıdan göründüğü, nasıl göründüğüyle ilgili bir şeyle ilgilenmiyor. O anki durumuyla ilgili yaptığı işle o kadar fazla bağlantılı ki yaptığı işle bütünleşiyor.
Yani o yüzden işin iş olarak ne yaptığının bilincinde ama işi o kadar fazla konsantre olduğu için dışarıdaki olup bitenin farkında değil. Bu anlamda bilincin kaybediyor da mekandan ve zamandan uzaklaşıyor diyoruz. Bunun biyolojik olarak karşılığı da bizim karar verme davranışımız ya da sosyal kıyaslamaları yapan beynimizin ön lobu, işte prefrontal korteks dediğimiz alan, kısmi olarak diğer salgılanan kimyasallar nedeniyle devre dışı bırakılıyor. Aslında zaman ve mekan algısını kaybediyor oluşumuz biraz da bu biyolojik temele bağlı. O zaman egonun etkisinden de nefsaniyetin egonun etkisinde biraz uzaklaşıyoruz bu durumda. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Fazla düşünme de az oluyor hani anlattığına göre. Konuya fazla düşünme yerine bir akış zaten oradan geliyor nehrin akışı gibi. Fazla düşünme de olmuyor. Peki anda olmanın akışı etkisi nedir? Hani şimdi burada ilkesinin akışa etkisi nedir? Hani carpe diem diyorlar şimdi. Anda anı yaşa. Olmak, anı yaşa. Bunun akışa nasıl bir etkisi var Atakan'cığım? Doğrudan etkisi var hocam. Anda olmayan insan akışa asla giremez. Çünkü akış şu anda yaşanacak bir durumdur. Anda, şimdi evet, burada ilkesini diyorum. Şimdi yaşanan bir durumdur. Ve anda olmamak aslında biraz açarsak şu anlama geliyor. Beynimiz geçmişteki yaşadığımız ya da olumsuz bir takım şeylerle uğraşıyorken gelecekle ilgili bir takım şeyleri de getiriyoruz. Ama bunları dikkat ederseniz hiçbirisi şimdi ifade etmiyor. Yani zihnimiz geçmişte ya da gelecekteyken akış yaşayamaz. O yüzden bir kere zihnimizi şimdiki ana getireceğiz. Dünün sorunları dünde kaldı. Yarının bizi temelidir ama biz şu anı yaşıyoruz. Mindfulness eğitimi alanlar ya da spor deneyimi yaşayanlar akışa çok daha kolay giriyor. Bunun sebebi ise anda olmayı becerebiliyor. Bir de dünyayı olduğu gibi değil, biz olduğumuz gibi görüyoruz. Yani akışa girememekteki sebep biri de bu aslında. Dikkatimiz bizim algılarımızla birlikte biri geçmişe gidiyor, biri geleceğe gidiyor. Kaygılar, endişe, anksiyete bir sürü nedenden dolayı biz anda kalmaktan uzaklaşıyoruz. Ve yüksek, yani akış için dikkat ve yüksek konsantrasyon gerekiyor dedik ya, anda olmadığımızda böyle bir konsantrasyon mümkün değil ve biz başarıdan uzaklaşıyoruz. Yani dünü bir kenara bırakıyoruz, yarını düşünmüyoruz, şu ana odaklanıyoruz akışta. Kesinlikle hocam. Bu zaman enerjimiz artıyor. Bununla ilgili bir bilimsel bir araştırma yapıldı. Yani insanların düşüncelerini, düşünceleriyle yalnız kalmak istiyorlar mı? Çünkü insan düşünceleri izlemediğinde ya da kendi üzerine çalışmadığında burada bir gürültü, bir trafik, bir kargaşa söz konusu ve insanlar bundan kaçmak istiyor. Yapılan araştırma şu, kişileri kadın ve erkek olarak ayırıyorlar ve bir 15 dakika boyunca bir odada bekletiyorlar. Odada herhangi bir uyaran yok. Tek yapmaları gereken sadece beklemek ve onlara odada kendilerine hafif bir elektrik şoku verebilecek bir de düğme koyuyorlar. Yani düğmeye bastığında hafif bir elektrik şoku hissediyorlar. Bunu kullanmak zorunda değiller. Zaten araştırmaya katılanlar da bunu söylediklerinde ya hayır biz zaten kullanmayız gibi söylüyorlar. Ama araştırma sonuçları hiç de öyle değil. 15 dakika boyunca bile insan düşünceleriyle baş başa kalmak istemiyor. O düşünce trafiğini yönetemiyor. Ve bu yüzden kendilerine en az bir kez olmak üzere her katılımcı, her denek kendine elektrik şoku vermiş. Ve çok ilginçtir ki deneklerden bir tanesi kendisine 15 dakika içerisinde 190 kez elektrik şoku uygulamış. Çok istisnai olsa 15 bile. 15 dakika bile yalnız kalamıyor. Kesinlikle. Yani bu düşüncemizi izlemektense, bu düşünce trafiğine maruz kalmaktansa müzik dinlemeyi, oyun oynamayı, dikkatimizi dağıtıcı şeylerin peşinde gitmekten gitmeyi tercih ediyoruz açıkçası. İlginç, evet. Peki akış yaşantısıyla beynin ilgisi nasıl? O anda beyinde neler oluyor? Yani belki beyin dalgalarında bir değişim var mı acaba? Kesinlikle hocam. Yani aslında burada bir ruhsal, zihinsel bir şeylerden bahsediyoruz ama yani bu en nihayetinde bir beyinsel bir karşılığı var. Burayı da atlamamak gerekiyor. Burada biz bir takım kimyasallar salgılıyoruz. Öncelikle dopamin salgılıyoruz. Mutluluğumuz için serotonin salgılıyoruz. Dopamin salgıladığımızda zihnimiz diğer gürültüleri azaltıyor. Dikkati odaklamamızı sağlıyor. Ondan sonra noradrenalin salgılıyoruz.
uyku düzeyini, dikkati yoğunlaşmayı, sinirsel etkileşimi, duygusal kontrolü, hedefe kitlenmeyi, dikkat dağıtıcı şeyleri uzaklaştırmaya yarayan başka bir hormon. Yani doğrudan bizim akışa girmemizi sağlayıcı bir şey. Daha sonra anandamid salgılıyoruz. Bu doğal içsel bir uyuşturucu. Yani eğer ağrı sızı hisseden hissetmiyor, ağrımız sızımız varsa bunu akış halinde hissetmemizin sebebi bu hormondan kaynaklı. Yüksek yoğunlaşma, moralin düzelmesini sağlayan ve ferahlama hissimizi sağlayan hormonlardan bir tanesi. Yine hatırlayacağımız üzere mutluluk hormonu serotonin de salgılıyoruz. Beyin dalgaları açısından akışa bakacak olursak, biz kaçmak ya da savaşmak durumunda, anksiyete durumunda, gerginlik durumunda, zihnimiz anda olmayışı durumunda beynimiz beta dalgalarını salgılıyor. Bu beynimiz için, daha doğrusu vücudumuz için hiç istenmeyen bir durum. Sürekli stres hormonları üretiyor tabii. Kesinlikle. Stresimiz yüksek, kaslarımız gergin, rahatlamaya uzağız. Sürekli zihnimiz karışık. Kesinlikle öfkeleniyoruz. Karşı empati kurmaktan uzak kalıyoruz, zorlanıyoruz. Ama akış halindeyken beynimizin frekans dalgaları azalıyor ve alfa konumuna geçiyoruz. Alfa konumu beynimizin ve bedenimizin en mutlu olduğu, en hoşnut olduğu ve sağlığımız için de en fazla olmamız gereken konumlardan bir tanesi de aslında alfa konumu. Akış alfa konuma gelmemizi de sağlıyor. Şimdi Atakan'cığım, bizim eğitim sisteminde yıllardır bu eğitimin içerisindeyiz. Genelde bu keyifli anlar pek öğretilmez. Yani sol beyin ağırlıklı yetiştiğimiz için işte genelde matematik, sayılar. Ama bu arada yaratıcı beynin özellikleri, üretici özellikleri, bu keyif anları, mutluluk gibi konular eğitim sisteminde maalesef fazla üzerinde duramıyor. Yani bu bakımdan biz genelde öfkeyi öğreniyoruz. Öfkeli olmayı herkes biliyor, öfkelenmeyi. Ama bunun yanında akış yaşantısı gibi, işte anı yaşamak gibi mutlu anlarını, mutluluk anlarını pek öğrenememişiz. Şimdi acaba bu akış yaşantısı sosyal olarak bunu öğrenebilir miyiz? Biz birine öğretebilir miyiz bunu? Yoksa bu başka bir yolu mu var? Yani burada ne dersin? Kesinlikle hocam. Yani eğitim sistemimizin böyle bir meselesi var, böyle bir sorunu var. Gerçekten eğitim sistemi özellikle son dönemlerde bile şöyle kullanılıyor. Dışsal ödüllerle. Akışa baktığımızda akışın kendisi ödül. İçsel bir mesele. Yani dışarıdan hiçbir kuvvet sizi akışa sokamaz. Akış parametrelerini kendi kişiselliğinize göre değerlendirmeniz gerekiyor. Bu da neden oluyor? İşte öğrenci matematik öğrenmek istiyor. Neden sorusunu sorduğunda sınavı geçmek için. Ya da anlamlı bulmuyor. Akışın temel parametrelerinden bir tanesi de anlamlı bulmak. Anlamlı bulduğumuz şeylerde akış yaşayabiliriz. Anlamlı bulmadığımız şeylerde maksimum beyin performansı yaşamamız mümkün değil. Bir kere anlam üzerine bir sosyal öğreti olursa mümkün. Bir de biyolojik olarak biz ayna nöronlarla kaplıyız. Yani evet, davranışı tekrar edebilme, davranışı kopyalayabilme özelliğine sahibiz. Akış yaşayan insanları keşfettiğimizde, fark ettiğimizde biz de akışa girme eğiliminde oluyoruz. Heyecanlanıyoruz. Biz niye böyle değiliz? Biz de böyle yapabiliriz gibi bir içsel motivasyon sağlıyoruz. Bu ayna nöronlarla takip ederek öğrenebiliriz o zaman. Kesinlikle. Yani yapılan araştırmalarda da mutlu insanlar genelde kendileri gibi mutlu ve üretici insanlarla bir olma ya da onlarla birlikte bulaşıcı zaten. Kesinlikle aynı ortamda bulunma eğilimindeler. Yani bunu bu şekilde açıklayabiliriz ki sosyal olarak da yine işte bu şekilde bunun üzerine yüksek bilinçle düşünerek nasıl akışa girebilirim? Çok mutluydum, çok keyif halindeydim, yüksek motivasyon sağladım. Peki bu hale girmemi sağlayan parametreleri eğer keşfedebilirsem, bunlar hangi akış parametreleri ise sıkıldığım hayatımın diğer alanlarında da bu parametreleri uygularsam mutlu olabilir ve zirve deneyimi yaşayabilir diyebiliriz hocam. Peki şimdi tabii sosyal hizmet, aslında psikoloji mezunsun ama sosyal hizmette şey yapıyorsun. Uzun bir süreden beri de tezini hazırlıyorsun. Akış yaşantısının ilginç bir konu, inşallah iyi bir tez olacak. Yani bu arada şimdiye kadar tezle ilgili olarak ne aradın, ne buldun diyelim. Veya şöyle de sorabiliriz. Akış yaşantısını
sosyal hizmet mesleğine uygulayabilir miyiz? Yani sosyal çalışmacılara akış yaşantısını öğretip onların performansını, verimini yükseltebilir miyiz? Yani bu konuda ne dersin? Kesinlikle hocam. Yani akış yaşantısını daha çok şu konular üzerinde çalışılmış. Sporcu deneyimleri, yamaç paraşütü yapanlar ya da bir spor faaliyeti, motor beceri üzerine akışı keşfediliyor ve bunun üzerinden araştırılıyor. Genelde spor alanında akış. Evet, yani bunun sebeplerinden bir tanesi de yani az önceki saymış olduğumuz işte dopamin, serotonin gibi hormonların spordayken, spor yapıyorken kendiliğinden salgılanıyor olması ile ilgili. Bu da akışa girmeyi kolaylaştırıyor açıkçası. Ama sosyal bilimlerde daha çok masa başında oturan ya da doğrudan insan ilişkileri gerektiren konularda akış konusu çalışılmadı ve ben de bu yüzden bunu çalışmak istedim. Evet, sosyal hizmet mesleği akış haline getirilebilir. Akış parametrelerini sosyal hizmet için şöyle kısaca düşünecek olursak, hedonik adaptasyon diye bir mesele var. Yani evet, hedonik adaptasyon. Evet. Kişinin hazza uyum sağlaması. Hmm. Yani bu aslında bizim biyolojikmen hayatta kalma prensiplerimizden bir tanesi. Aynı zamanda da insanın tekamül yolculuğundaki bir etken. Yani eğer çok hedonik adaptasyon var olmasaydı, medeniyetler ilerlemezdi. İnsanın kendisini geliştirmek zorunda kalmazdı. Yani özetlersek şöyle bir hedonik adaptasyon aslında. Hı hı. Bir şey alıyoruz ya da bir şey yapıyoruz. Bir süre sonra heyecanını yaşıyoruz ve bir süre sonra sönüyor. Ve biz yeniden bir şey yapmak istiyoruz. İşte bir ilerleyiş bununla ilgili. Sosyal hizmet mesleği tamamen hedonik adaptasyonla dolu. Yani sabahtan akşama kadar ki aylarca yapabileceğin rutin şeyler belli. Yani hedonik adaptasyon kırılmadan sosyal hizmet mesleği akışa geçemeyecek. Bir işin ilginç kısmı da bir kişi akışa nasıl girebileceğini anladığında başka birisine bu akışı aktarabilir. Bu çok ilginç bir mesele. Yani sosyal hizmet müracaatçı ilişkilerinde eğer sosyal hizmet uzmanı karşıdakini bir güçlendirme yaklaşımı uygulayacaksa karşıdakinin hayatını akışa göre düzenleyebilmeyi, onun hayatında mutlu hissedebilecek, maksimum deneyimi hissedebileceği akış parametrelerini keşfedebilir. Ya da keşfetmesine yardımcı olabilir. Evet. İstisnalarını keşfettirebilir. Bu anlamdan da, müracaatçı ilişkisi anlamından da verimli. Bir süre sonra bile sosyal hizmetin içerisinde, evet, dosyalar, sir raporları, hastaneler vesaire, birçok kurumların ortak özelliklerine bakacak olursak en temelinde sosyal inceleme raporu yazmak var. Çok önemli sosyal hizmet inceleme raporu. Evet. Mahkemelerde de o yasa sağlanıyor. Kesinlikle. Ve bir süre sonra artık sosyal inceleme raporu şu hale dönüşüyor. Evet, önündeki sadece bir iş ve bir dosya. Ama bu dosyanın karşılığında bir insan var. Ben her seferinde bir insanı elime alıyorum, bir dosyayı değil. Bir vaka var çok orada. Çok güzel, evet. Ve artık bu iş rutine bağlandığı zaman bu iş sadece dosyaya indirgeniyor ve insandan uzaklaşıyor. Ve kişi yaptığı işte anlamlı değil, işten sonraki aldığı parayla yapacağı eğlenceyi ya da yapacağı o parayı harcadığındaki mutluluğun peşinden gidiyor. Yani işin kendisi ödül olmaktan uzaklaşıyor. Evet. İnsanın hayatına dokunmaktan uzaklaşıyor. Çok güzel, evet. Şimdi Atakan'cığım, bu akış yaşantısını, akışı, flow, ilk defa Mihai, Csikszentmihalyi az önce dediğin gibi 1975'te kullanmış. Ve pek çok bilim adamı alıntılar yapıyor. Yani hangi kitabı alsak mutlulukla ilgili, bu akıştan, Mihai, Csikszentmihalyi'den bahsediyor. O da 2. Dünya Savaşı'nın bütün acılarını yaşamış ve hapishanelerde kalmış büyük bir bilim adamı. Ve bu bundan işte yaklaşık 1,5 ay sonra üniversitemize geliyor, Üsküdar Üniversitesi'ne geliyor. Ve burada pozitif psikoloji kongresinde konuşacak. Ben de çok merak ediyorum neler diyecek kendisi. Çünkü çok ünlü bir insan bu konuda. O zaman da kendisini dinleyeceğiz. Bakalım neler diyecek. Şimdiden yani merakımız çok üst konuda. Şimdi bu duygusal zeka konusuna da biraz girelim. Bir iki kelime de istersen oradan konuşalım Atakan'cığım. Duygusal zeka ile akış arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl ilişkilendirebiliriz veya? Kesinlikle. Yani duygusal zeka akışı... Çünkü sözünü kesiyorum. Duygusal zekanın
geliştiren icatçısı diyelim, gerçi o değil ama esas olarak Daniel Goleman üzerinde duruluyor. Onun Duygusal Zeka kitabında da akış konusunu uzun uzun inceliyor. Yani dolayısıyla bir bağlantı var. O zaman nasıl bir ilişkilendirebiliriz duygusal zeka ile akışı? Kesinlikle. Yani duygusal zeka aslında akışın merkezinde ve birbirisiyle ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Yani duygusal zekadan kastımız aslında şu. Yüksek bilinç mevzusuna geliyor tekrardan konu. Yani burada kendimizi motive etmekten, olumsuzlukların üstesinde gelmekten, stresi yönetmekten, harekete geçmekten, kendimizi hedeflere odaklamaktan bahsediyor. Yani duygusal zekanın karşılığı bu. Aynı şekilde akışın içerisinde eğer bu duygusal zeka verileri gelmezse akışa giremeyiz. Duygusal zeka bize işte strese karşı yönetmeyi, kendi kapasitemizin farkında olmayı, yani yüksek bilinçli olmayı, sınırlılıklarımızı bilmeyi bize getirecek ki biz bu duygusal zekayı kullanarak akış yaşantısına girebilirim ya da akış halinde olabilelim. Evet, duygusal zeka, duyguların ustaca kullanılması, verimin çok yüksek olması, işte pozitif ruh hali gibi özellikler var. Halden anlama, insanları iyi geçirme, bir bakıma egonun etkisinden kurtarabilme. Dolayısıyla akış yaşantısındaki bir insan da zaten egosunu en alt plana kadar indiriyor, onun etkisinden kurtuluyor. Peki mutlu olmamız için yani hep akış yaşantısında mı olmamız lazım mutlu olmamız için? Yani akış yaşantısı yaşamayan bir insan mutlu olamaz mı? Veya akış yaşantısı anında mı çok yüksek duyguları, az önce söylediğin doruk yaşantısı, peak experience dediğimiz doruk yaşantısı, kendini gerçekleştirme gibi veya tasavvufta da bu üst düzey yaşantı tasavvufta da kullanılıyor. Belki oraya da sıra gelebilir veya başka bir anda bunu kullanabiliriz. Çünkü nefsin hallerinde o bir halden öbür hale geçiş aslında bilinç yükselmesi evet. anlamında geliyor. Bu bakımdan mutlu olmamız için akış yaşantısı içinde olmamız gerekir mi? Bu konuda ne dersin? Ya aslında mutluluk için tabii başka şekillerde de mutlu olunabilir. Ama mutluluğun en iyi hali akışta. Yani en verimli mutluluk konuşacaksak evet kesinlikle akıştan geçiyor bu yol. Ünlü mutluluk araştırması Sonia Luminski şöyle ifade ediyor. Hedonik uyumu alt edebildiğimizde ve mutluluğumuzu arttırabileceğimizi söylüyor. Yani bir yenilik ihtiyacı. Evet. Hedonik uyumda ancak akıştaki bahsettiğimiz o zorluğun bir üst basamağına geçebilmekle ilgili. Mihaly de mutlulukla ilgili bize şunları aktarıyor. Mutluluğumuzun içten geldiğini, dikkatimizi bilinçli olarak seçilmiş bir hedefe verdiğimizde ve bilincimize uyum içinde olmaya başladığımızda ortaya çıkar diyor. Yani mutluluk ulaşılması gereken bir şey değil. Hedefe giderken ki bizim yanımızda kendiliğinden gelen bir şey. Dışarıdan gelmez. Biz bunu içsel olarak üretiriz. Ama hedefe giderken bu kendiliğinden gerçekleşir. Ve bir de şöyle bir şey var hocam. Yine yapılan bir araştırmaya göre iki tane ergen grubu karşılaştırılıyor. Bir ergen grubun özellikle akış deneyimi yaşamış olmasına, diğer grubun da hiç akış deneyimi yaşamış olmayışına göre ayrılıyor. Bunun için ölçekler geliştirildi. Bu şekilde ayrım yapılıyor. Ve birbirleri kıyaslandığında akış yaşayanlar yaşam doyumu ve psikolojik iyi oluş evrelerinin diğer yaşamayanlara göre çok çok daha yüksek olduğu ortaya çıkıyor. Yani kişi ne kadar fazla uzun süre akışta kalırsa o düzeyde bilincini geliştiriyor, o düzeyde kendini büyütüyor, o şekilde mutluluğuna katkıda bulunuyor. Ki de bu da insanlığın en önemli hali. Yani insanın haricinde kendi varlığına bilinçli olarak katkıda bulunan başka bir canlı yok. Yani evet. Afrika'da bir aslan sabah uyandığında karnını doyurur ve doyduğunda ikinci av için koşmaz. Ama insan bilinçli olarak kendi varlığına katkıda bulunmak için daha fazlasını sürekli isteyebilir. Sürekli gelişme. Japonca'da kaizen denemesi evet. karşılıyor. Şimdi az önce Sonia Lubunitsky'den bahsettin. Şimdi Sonia'nın Nasıl Mutlu Olunur kitabında mutluluğu tanımlarken işte %50'si genetik diyor, %10'u içinde bulunduğumuz şartlar belirler. %40'ı da diyor
amaçlı faaliyetlerimiz. Yani ne yaptığımız, nasıl düşündüğümüz amaçlı faaliyetlerimiz. Bu amaçlı faaliyetleri de 12 madde halinde sayıyor. Bu 12 maddeden şükretmek, affetmek, şimdiyi yaşamak, özetle bir tanesi de akış, akış yaşantısı. Onun için bunu biz çok önemsiyoruz. Ve baktığımız zaman da tasavvufta bizim, tasavvuf terminolojisinde de bu tanımlara çok uygun anlatımlar var, haller var, yaşanan durumlar var. Şimdi konularımızın da artık sonuna geliyoruz bugünkü programımızın, ama bir sorumuz daha var. Yani günümüz insanı akış yaşantısını yaşayabiliyor mu, bolca yaşayabiliyor mu? Yani şartlar akış yaşantısı yaşamaya uygun mu? Yoksa akış yaşama şartları, mesela Türkiye'de diyelim, yaşama şartları akış yaşantısını zorlaştırıyor mu? Yani bu konuda ne diyebilirsin? Yani bilişsel anlamda zorlaştırıyorken fırsatlar anlamında kolaylaştırıyor. Bu şu demek, yani özellikle teknolojinin çok fazla içerisindeyiz. Sosyal medya kullanımı ya da mesela sosyal medya kullanımı özellikle bizim o kadar fazla cezbediyor ki bizim derinleşmemizi, dikkatimizi artırmayı, yoğunlaşmamızı engelleyici bir şey. Ama akış içinde yoğunlaşmak olmazsa olmaz bir şeydi. Yani yoğunlaşma ortada yoksa akış da yok. Bunun gibi bir şey. Fırsatlar anlamında da kolaylaştırıyor. Yani şu an için birçok akışa girebilecek fırsat yakalayabiliriz. Birçok insanla hızlıca etkileşime geçebiliriz. Yani iki kişi konuşurken bile kesinlikle akışa girebilir. Zaman farkında olmayabilir. Evet. Ki siz de programın sonuna geldiğimizi söylüyorsunuz. Sanırım akıştaydık biz konuşurken. Zaman geçiyor. Kesinlikle evet. Hocam. Fırsat yakalamak anlamında kişiler birçok takım spor faaliyetlere ya da sosyal aktivitelere katılma anlamında da akış yaşayacak sosyal ortamları yakalayabilir evet. Diyelim. Programımızın sonuna geliyoruz sevgili Atakan'cığım. Ve şu en önemli vurgu noktamız sonuçta akış üst düzey yaşantının psikolojisidir diyoruz. Sevgili seyirciler, önümüzdeki hafta bu akışı yaşayamayan insanlardan biraz bahsedeceğiz. Akışı yaşayamayan veya hiç yaşamayan stresli insanlardan, iletişimi zor insanlardan bahsedeceğiz. Yani zor insanlar konumuz olacak. Gelecek haftaki konuğumuz zor insanlar üzerinde çalışan, yıllardır bunun üzerinde emek harcayan Sayın Şenay Işık olacak. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, güzel yaşayın.